şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona tam bir teslimiyetle salat ve selam edin. Peygamber sevgisi nedir? Peygamber Efendimiz'i nasıl sevmeliyiz? Peygamber Efendimiz'e tabi olmak için bugün neler yapabiliriz? Peygamber sevgisinin bir insana kattıkları. Ashab-ı kiramın peygamber sevgisi. Hepsi ve daha fazlasını canlı yayın konuğumuz Ömer Tuğrul İnançer sizler için anlatıyor. Efendim TV8 ekranlarına cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sofralarınız bereketli olsun inşallah. Sahurunuz, bu geceniz mübarek olsun. Ve Rabbim tutacak olduğunuz orucunuzu şimdiden kabul eylesin. Cümleten hayırlı geceler diliyoruz. Bugün çok değerli konuklarımız var. Ömer Tuğrul İnançer hocamız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sefanıza geldim. Allah razı olsun hocam. Ve Aziz hocamız ve Necip abiyle birlikte biz güzel bir program hazırladık sizlere inşallah. Arkadaşlarımız da bugün sokağa çıkmışlar, VTR hazırlamışlar. Sizleri VTR ile baş başa bırakalım, sonra devam edelim inşallah. Peygamber sevgisi sizin için ne ifade ediyor? Vallahi peygamber aşkı bizde apayrı bir şey. Yani bilemiyorum nasıl söyleyeyim, Allah'ın yarattığı, onun bir kulu ve resulü olduğu için bizler her zaman için onu anıyoruz yani. Bizler her zaman için onu anıyoruz yani. Ahlak, sevgi, yaşam tarzı, yani hayatta insan doğru yürüyebilmesi için Peygamber Efendimiz'i örnek alırsa sorun kalmaz herhalde. Peygamber sevgisi olmazsa zaten yaşayamayız. Müslümanlık olmaz. Peygamber sevgisi bizim her şeyimiz. Bizim yaratılışımızın sebebi Peygamber Efendimiz. Sevgi, kardeşlik, dostluğu ifade ediyor benim için. Masal ya ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed peygamber. Bizim her şeyimiz, her şeyimiz ya, her şeyimiz. Peygamber sevgisi örneklerle ve bizleri birbirimize yaklaşmamızı, kardeşçe yaşamamızı sağlıyor bence. Dini bütün bir insan olarak peygamberimize ciddi anlamda saygı duyuyoruz. İnançlarımızın lideri, önderi, bize yol gösteren. Peygamber sevgisi bizim için Allah'ın bize gönderdiği rehber. Bizden ne maddi mal istedi, ne can istedi, ne bir şey istedi, ne yaptığı görevle ilgili bir şey istedi. Sadece bizi cennete gelmemiz için davette buyurdu. Böyle bir insanı da sevmek gerekir yani. Peygamber Efendimiz olmadan, peygamber aşkı olmadan İslam'ın eksik kalacağını bizim için bunu ifade ediyor. Benim için bunu ifade ediyor. Müslümanız elhamdülillah. O da bizim tek önderimiz. O yüzden biz peygamberimizi çok severiz yani. Efendim, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinde bir Ramazan-ı Şerif yaşamak elbette diğer 11 ayın güzellikleriyle bizleri tanıştıracağı için çok değerli ve çok güzel bir noktaya yerleşmiş durumda. Bizler Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ilanı aşk ederek bulunmuş olduğumuz yeri sağlam ve imanımızı dirayetli hale getirebiliriz muhakkak. Nihayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iman ile bağlı olmak ve aşk ile bağlı olmak elbette gönlü güzel insanların hayatlarının içindeki o güzel unsurlarda gizli. Biz de bugün sizlerle birlikte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i nasıl sevmeliyiz ve onun hayatından kendi hayatımıza nasıl örnekler almalıyız, bütün bunları konuşmaya gayret edeceğiz. Ben de tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Hocam sizler de tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Ümit ediyoruz. Bizleri onurlandırdınız, davetimizi kırmadınız. Estağfurullah. Allah razı olsun. Hocam, VTR'mizde de izledik. Bugün özellikle sizden çoğu kez ekranlarda da dinledik aslında bu konular ama ve mutmain oluyoruz sizden dinlediğimiz zaman ve seçtiğimiz konu da bu konuda peygamber sevgisiyle alakalı. VTR ile giriş yaptık ama ben yine de sözlü olarak sorayım hocam. Peygamber sevgisi nedir diye size soralım. Yani orada halkımıza sorduğumuzu biz size soralım efendim. Halkımızdan fertler çok güzel cevaplar verdiler. Her şeyimiz, örneğimiz vesaire vesaire. Cevapların hepsi güzel. Lafla.
fiile ne kadar intikal ediyor. Çünkü bakın, Allah-u Zülcelal bize düşüncelerimizden ve duygularımızdan sual sormayacak. Amellerimizden sual soracak. Zilzal suresi malum. Hemen ya'meli miskale zerreten. Hayran yara şerran yara. Hayır ve şer. Zerre kadar olsa amel soracak. Ya'mel kelimesiyle toparlanmış. Sual sorulacak hali. Efendimiz'i çok sevdiğimizi söylüyoruz. Kusura bakmayın. Ben bunun kuru bir iddia olduğu fikrindeyim. Her iddia ispata muhtaçtır. İspat edilmediği zaman o iddiaya iftira derler. Bu muhatap içinde vakidir, kişinin kendisi içinde vakidir. İnsan kendi kendine de iftira edebilir. Ben peygamberi çok seviyorum. Nereden belli diye sorarsak, nereden belli olacak? Hangi halimiz peygambere benziyor? Hangi halimiz benziyor? Sevmek, sevdiğin gibi olmaya çalışmak, o çalışmaya gayret etmekle ortaya konulan bir haldir. Biz öyle yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Ben de senelerdir aynı soruyu soruyorum. Kendime de, kardeşlerime de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakini çocukluğundan itibaren Hazreti Ebu Bekir'di. Daha babasının dükkanında, yani Ebu Kuhafe Hazretlerinin dükkanında çocukluktan beri beraberler. Hatta çok meşhurdur. Efendimiz Hazretlerini arayan biri oldu mu Medine'de, ya mescitte ya Ebu Bekir'in dükkanında diyorlar. Yani iki yerde, başka yerde de değil. Hazreti Ebu Bekir babası gibi şeyle meşgul. Bez ticaretiyle, tekstil ticaretiyle meşgul. Yani manifaturacı. İplik filan da alıp satıyor, evet. Ayrı mesele. Fakat ne kadar yakin olursa olsun Hazreti Ebu Bekir, Efendimizin döşeğini paylaşmadı. Efendimizin en yakınları zevceleridir. Muhterem annelerimizdir. Acaba o peygamberi çok seviyoruz diyenler annelerinin isimlerini sayabilirler mi? Hayatları hakkında bilgi sahibi olmak, onlara benzemeye çalışmak, onların hayatından örneklenmek. Vazgeçtim. Vazgeçtim hepsinden. Sadece isimlerini sayabiliyorlar mı? Ki Ahzab suresindeki hükme göre malum, peygamberin zevceleri müminlerin anneleridir. Annelerinin isimlerini bilmeyen Müslümanlar peygamber sevgisinden dem vurdukları zaman kendilerine iftira ediyorlar dersem hiç kimse kusura bakmasın. Çünkü doğru söylüyor. Peki efendim, bunu, bu şuuru oluşturabilmek için ne yapmamız lazım? Fakir Sahiye-i Risalet'te dünyanın pek çok yerini dolaştım. Ve bu konularla ilgili. Bir iki başka dünyalık içinde dolaştığımız oldu, ayrı mesele. Efendimiz Hazretlerini tanıyıp da sevmeyen yoktur. Amin. Yerlisi yabancısı. Sevmediğini iddia edenler Efendimiz'i tanımayanlardır. Ancak Efendimiz dımdızlak, amiyane tabirle yaşayan bir zat değil. Zevceleri var, çocukları var, torunları var. Yani evvela ailesini sayıyor. Arkadaşları var, ahbapları var, tanıdıkları var, aşinaları var, düşmanları var. Hepsini tanıyacaksın. Şöyle bir misal veriyorum fakir. Malum Mısır mukavkası Cüreyç, Efendimiz Hazretlerinin mektubunu büyük bir tazimle ayakta dinledi. Ve ona çok hediyeler gönderdi. Bu gönderdiği hediyeler içinde sadece Hazreti Ali'nin olduğu konuşulan düldül var. Düldül beyaz ve çok
cins bir katırdır. Ama Hazreti Ali'den evvel iki defa el değiştirmiştir. Hazreti Ali'ye direkt verilmemiştir. Evet. Onu bile bilmiyorlar. Çünkü Düldül aynı zamanda bir efsane kahramanıdır. Hazreti Ali'nin yegane bineği zannedilir. 20 takım elbise gönderdi Cüreyç. Mukavkis. Mukavkis'i adı zannediyorlar. Mısır hakiminin. İskenderiye valisi ve Mısır genel hakimidir. Bizans'ın namına. Kıptidir. Yerli ahalidendir. Hı hı. Yani. Mısır ahalisinden. O 20 elbisenin içinde bir tanesinin çok büyük özelliği var. Özel bir güzel o. Kumaşlar gönderdi. Bir de eşek gönderdi. Efendimiz Hazretleri o eşeğe bindi. İsmi Yağfur. Eşeğin ismi Yağfur. Nasıl katırın ismi Düldül. Ha, Zülfikar'ı da gönderdi. Evet. Zülfikar ta Hazreti Ali'nin delikanlılığından beri olan kılıcı değil. Ta Mukavkis'e giden mektubun cevabı geldiği zaman. Bir de Mariye validemizle kız kardeşi Sirin'i gönderdi. Cariye olarak. Evet. Sirin'i yani İbrahim bin Resulillah aleyhisselamın teyzesi. Sirin'i Hasan bin Sabit'e hediye etti Resulullah Efendimiz. Mariye validemizi de kendi cariyesi olarak kendinde tuttu. Sonra İbrahim aleyhisselam doğunca Ümmül Veled olmakla Hürre annemiz oldu. Ama o Yağfur'a bindi. Yani o eşek Efendimiz Hazretlerinin teninin sıcaklığını duydu. O eşeğin boynunu okşadı. O eşeğin karnına mübarek topukları ve baldırları değdi mahmuzlarken. Yani o eşek Efendimizin sıcaklığını hissetti. Ben hissedebiliyor muyum? Hangimiz eşek? İşte Resulullah sevgisi eşeğinin bile adını bilmekle olur. Biz validelerimizin adını bilmiyoruz. Necip. Gözünü seveyim. Eyvallah. Ayrıca Efendimiz tazimkar bir şekilde sevilir. Allah ve Resulüne olan muhabbette laubalilik kabul olunamaz. Çocuklarımıza Muhammed ismi koyuyoruz. Farkında değiliz ama yanlış yapıyoruz. Çünkü çocuk bu. Bazen azarlanmak icap eder. Hadi sen azarlamadın. Taşıdığı isme hürmeten. E arkadaşları ulan me deseler ne olacak? Mesuliyet. Elbette. Çok büyük. Onun için biz Türkler Efendimiz'i çok severiz. Diğer kavimlerden, Müslüman kavimlerden daha çok severiz. Bunda hiç şüphe yok. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri hakkında yazılmış naatların yani Urduca, Arapça, Farsça ve Türkçe en hakim lisan. Arnavutça, Boşnakça da var. Ayrı. Evet. Ama ana lisanlarda, yani en kalabalık lisanlarda yazılmış naatların %70'i bizim yazdığımızdır. Evet. O kadar çok şiir yazarsınız. Şiir ne? İnce duyguların ifadesi. Ve bunu Efendimiz'e yazarız. En çok biz severiz. Onun için biz Muhammed ismi şerifi lalet tayin kullanımda olmasın diye Mehmet'e çevirmişiz. Araplar bunu anlamıyorlar. Muhammed ismini bozdunuz diyorlar. Hayır bozmadık. Bilerek yaptık. Saygı. Tazimimizden, hürmetimizden ve muhabbetimizden. Bilerek yaptık. Benim de oğlumun ismi Muhammed. Ama Muhammed kullanmıyorum. Bir şeref ismi olarak hem nüfus kağıdında yazılı duruyor hem kulağına okundu. Ama çağırırken Emre diye çağırıyoruz. Muhammed diye çağırmıyoruz. Evet. Dolayısıyla Efendimiz Hazretleri'nin muhabbetinde laubaliliğe yer yoktur. Ha, çok nadir bazı özel ahvalde Efendimiz Hazretleri'ni böyle anlatırsın, doyamazsın. O zaman Allah'ın ona takdir ettiği isim olan Muhammed dersin. Orada saygısızlık yok. O hale gelirsen ama. O hale gelmeden dersen
Efendimiz'e ismi şerifiyle hitap etmek müşrik adetidir. Eyvallah. Cebrail aleyhisselam bile ya Resulallah diyor. Bu bahsettiğiniz hal cezbe hali olabilir değil mi? O cezbe hali olur. Bir Eyvallah. De doyamazsın. Översin, översin doyamazsın. Ama Muhammed ismi şerifi o hale gelince doyurur. Çünkü Allah-u Zülcelal'in ona verdiği isim o. Malum 12 Rebiyül Evvel sabahı Abdülmuttalip Hazretleri sırtını Kabe'ye dayamış. Çünkü evde doğum hareketleri var. Gelini Amine validemiz doğum telaşesinde sırtını dayamış bekliyor. Ebu Leheb'in cariyesi koşarak geldi. Abdullah'ın oğlu oldu dedi. Sabaha karşı. Ebu Leheb, madem bu müjdeyi getirdin seni azat ettim. Müjde karşılığı diye. Onun için keşfi kubur sahibi olan zevat-ı kiram bilirler ki Ebu Leheb'in pazartesi geceleri azabı azalır. Efendimizin doğumundan duyduğu memnuniyeti sonradan büyük eziyetler yapmış olmasına rağmen Efendimizin Allah indinde öyle bir kıymeti var ki ona daha sonra büyük eziyetler yapan kişi bile hakkında ayet nazil olmuş. Menfi manada. Kişi bile pazartesi akşamı azabı hafifliyor. İşte Ebu Leheb azat ettikten sonra Abdülmuttalip ayağa kalktı. Bu Kabe'nin sahibi Allah'a hamdü sena ederim. İsmini Muhammed koydum dedi. Dediler ki yahu çok güzel bir manası var. Biz niye bu ismi hiç düşünmedik? Hiç kimseye yok. Gerçi 4 veya 5 kişinin daha önce Muhammed ismi taşıdığına dair bir rivayet vardır. Ama çok kuvvetli bir rivayet değildir. Çünkü Muhammed ismini Allah-u Zülcelal Efendimiz Hazretlerine ayırmış. Kimsenin aklına getirtmemiş. Hiçbir peygamberde yok. Peygamberde de yok. Değil başka efendim, bir insanlarda başka bir da yok. İnsanda da yok. Bir 4 veya 3 veya 4 kişide olduğu rivayeti var. Onların da peygamberlik bekleyen bir toplumdur aynı zamanda. Yani bakma bu vakti cahiliyet veya cehalet de dönemi denen dönem bizim bugün anladığımız manada kara cahillik dönemi değildir. Eyvallah. Allah'ı bilmemekten dolayı cahiliyettir. Yoksa yüksek bir medeniyet sahibidir. Mekke sitesi, site devleti çok önemlidir. İşte Efendimiz Hazretleri'nin bu ismi alması üzerine Abdülmuttalib'in etrafındakiler de nereden buldun ne güzel isim vesaire deyince ben Yemen'e gençlikte gittiğimde bana bir torunun olacak ona dikkat et demişlerdi. Hep bekliyordum. Bir de malum Yemen'e gittiği zaman bir rüya gördü ve Zemzem'i buldu Abdülmuttalip. Evet. Ondan evvel Zemzem kaybolmuştu malum. Asırlarca yoktu Zemzem. Ve bu beytin sahibi Allah semadan bir nida ile yavrumun yavrusunun adının Muhammed olmasını bana ilham etti. Çünkü bu işler iyi anlaşılmıyor. Daha doğrusu çünkü daha sonra gelecekti. Bu işler iyi anlaşılmıyor. Çünkü Müslümanlığın aleyhissalatü vesselam hazretleriyle başladığı zannında birçok gafil. Kendini Müslüman zanneden gafiller dahil. Müslümanlık şu artık kulağa küpe olmalıdır. Muhammed Mustafa aleyhi ekmeli tehayya ile değil. Adem aleyhisselamla başlamış. Ve hanifler vardır. Mesela Abdülmuttalip haniftir. Abdullah haniftir. Efendimizin pederi Ali. Evet. Valide-i muhteremesi, Amine validemiz haniftir. Halası, Safiye binti Abdülmuttalip haniftir. Ebu Bekir bin Ebu Kuhafe radıyallahu anh haniftir. Hepsi putperest değil ki. Evet. Ha Ömer putperest. Tamam. Putperest olsa ne olur? İslam
mal sabakı yok eder. Aynen. O ayrı mesele. Ama Abdülmuttalip, Abdullah, babası Haşim, babası Abdümenaf, ta Kusay, Lügey, Galip, Adnan, Hazreti İbrahim'e kadar hiç putperest yoktur. Hepsi haniftir. Bugün bize bunu anlamıyoruz. Bir evin içinde hem hanif, hı hı, hem putperest, hem Müslüman nasıl oluyor? Oluyor. Hı. Hazreti Abbas Müslümanlığını aşikar etmemiştir. Ama hanımı Ümmül Fadıl, Efendimizin yengesi yani, hı hı, ve oğlu Abdullah Hazreti Abbas'la beraber aynı evde oturmakta iken, Bedir'den evvel Müslümandılar. Onların Müslümanlığına ses çıkarmadı. Peki Müslüman hanım putperest bir adamla evli kalır mı? Sana ne? O zaman Resulullah var. Ona sormuşlardır herhalde, cevabını almıştır Resulullah'tan. Belki o hüküm henüz gelmemişti. Mesela Hazreti Hatice validemizin cenaze namazı kılınmamıştır. Neden? Şimdi Hazreti Hatice göçtüğü zaman cenaze namazı emri yoktu ondan. Eyvallah. Onun için sanki bütün Kur'an-ı Kerim ve ahkamı Kur'aniye bitmiş de ondan sonra böyle böyle olmuş, olur mu olmaz mı diye. Bu nevi münasebetsiz soruların lüzumu yok. Ama Hazreti Abbas'ın mesela Hazreti Efendimiz Hayber'in fethini ona bildiriyor. Daha önce mektuplaştıkları veya haberleştikleri, hı hı, Mekke'de olup bitenleri Efendimiz'e arz ettiği falan, bunların hiçbiri faydadan ettiği falan, bunların hiçbiri faydadan, hakikatten uzak değil. Bunlar biliniyor. Ondan sonra da işte Bedir'de mi oldu, Mekke'nin fethinde mi o Müslüman oldu falan, bunların hiçbirinin önemli yok. Bir kere daha İslam'ını ishar etmeden ikinci akabe biatinde, hı hı, Efendimizin yanında. Lafı uzattığımın farkındayım. Sabre, ama sabre. Huneyn'de bizim ordu bozuldu. Hı hı. Biraz ricat başlayınca Efendimiz amcasına seslendi. Amca seslen şunlara diye. Ne diye seslendi Hazreti Abbas? Bir kere Hazreti Abbas çok gür sesli bir zat. Buradan bağırdığı zaman ta bilmem nereden duyuluyor. Çok gür sesli bir zat. Uzun boylu, beyaz, yakışıklı, güzel bir adam. Efendimiz'den de 1,5-2 yaş. Bir rivayete göre 3 yaş. Yaşlı. Evet. İkide bir böyle büyük diyorlar. Eyvallah. Hazreti Hatice, Hazreti Sevde Efendimiz'den filanca yaş büyükmüş. Olmaz. O, eyvallah. Yaşlı denir. Büyük, eyvallah, denmez. Efendimiz'den büyük kimse yok. Amin. Amin. Ama lisanımızı düzeltmeliyiz lazım. Nasıl Muhammed muhabbeti bu? Eyvallah. Muhabbet gereğini yapmak gerek ister. Elbette. Efendimiz'den büyük. Allah Allah. Bizzat Hazreti Abbas kendisi öyle söylüyor. Sen mi büyüksün, Resulullah mı büyük diye ashabtan sormuşlar da, ben Resulullah Hazretlerinden daha önce dünyaya gelmişim ama Resulullah büyüktür diyor. Amin. Bak bak, inceliğe bak, nezakete. İşte Huneyn'de ne diye bağırdı? Nasıl seslendi Hazreti Abbas? Ey ehli biat, nereye gidiyorsunuz? Ey Müslümanlar demedi. Ey ehli biat dedi. Bunu da anlayanlara söyledik. Hadi, evet, bu kadar yeter. Biraz da siz söyleyin. Turgul Hocam. Çok güzel. Allah razı olsun. Dediniz ya, peygamber sevgisi sadece dilde olmamalı. Fiilde olmalı. Fiilde olmalı. Peki peygamber efendimizin hayatını araştırdı, okudu, dinledi, idrak etti, fiiline de dökmeye başladı. Bunun bir üst sınırı var mıdır diye sorsak hocam? Hayır, yoktur. Allah-u Zülcelal'in yani hayır, ihsanının ve feyzinin sınırı olmadığı için Efendimiz'e benzerinin de sınırı yoktur. Yani şu manada sorayım hocam, çok merak ettiğimiz bir konudur. Allah sevgisinden öteye geçme şeyi var mıdır, riski var mıdır yani, hayır, insanların? Yoktur. İyice tanısa yoktur değil mi? Hayır. O sevilse Allah sevilmiş olur. Eyvallah. O sevilmeden Allah sevilmiş. Ayetler var ya, sen hafız değil misin abi? Şeyde Tövbe suresinde miydi? Eğer
Allah'ı sevmek istiyorsanız Resulullah'ı sevin ki Allah'ı sevmiş olursunuz. Diye direkt Allah. Men yut yani Resulullah. O başka. O itaat o. Bir tane de şey var işte. Öyle itaat yok, yok, bana itaat edin. Bana itaat edin diyor Rabbimiz. Peygamberi sevin. Hayır. Buyuruyor. Tevbe suresinde. Hayır. Men yut'i'r rasul fekad ata Allah. Kim Resulullah'a itaat ederse bilmiş olsun ki Allah'a itaat etmiş olur. Bu bir formüldür. Buradaki itaat kelimesini kaldır. Sevgi koy. Değişmez. İsyan koy. Değişmez. Korkmak koy. Değişmez. Çekinmek koy. Değişmez. Kim Resulullah'tan çekinirse Allah'tan çekinmiş olur. Kim Resulullah'a asi olursa Allah'a asi olmuş olur. Allah-u Zülcelal kendi sevgisini Muhammed Mustafa sevgisine bağlamıştır. Neden? Biz insanız. Ve Allah-u Zülcelal yarattığı her şeyden beridir. Yarattıklarının cinsinden değildir Allah. Öyle mi? Evet. Ama Resulullah ene beşerun mislüküm. Ben de sizin gibi insanım diye tercüme ediyorlar. Yanlış tercümedir. Öyle demek değildir o. Lügat manası değil. Şimdi bak lügatle deyimin anlatma, arz etme gayret edeyim. Benim zatenize borcum vardı. 50 lira. Verdim. Sonradan Necip Bey'le konuşurken işte nasılsın, iyi misin? Ya geçenlerde Bekir Bey'e borcum vardı. Ödedim, temizlendim elhamdülillah. Böyle bir kelime kullanılıyor mu? Kullanılabilir mi? Kullanılabilir yani. Peki ben hamama mı gittim? Temizlendim. Evet. Borcundan temizlenmek, hamama gitmek ve yıkanmak manasına değildir. Ama borçtan temizlenilir. Değil mi? Mecazi anlamda. Mecazi. Evet. İşte bu nevi mecazla doğru anlamak lazımdır. Ene beşerun mislüküm, ben de sizin gibi insanım demek değildir. Ben de sizin gibi insan cinsindenim demektir. Melek değildir, cin değildir, başka bir mahluk değildir. İnsan cinsindendir. Ama bizim gibi insan değildir. Bizim yüzümüz suyu hürmetine yaratılmadı kainat. Onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Biz de onun yüzü suyu hürmetine yaratıldık. Levlake levlak lemamu alektul eflak, o değil mi? Ve ma ersalnake rahmeten lil alemin, o değil mi? Bizim gibi insan mı diyeceğiz ona şimdi? Sadece cins olarak insan. Öyleyse Allah-u Zülcelal yarattıklarının cinsinden olmayanca insan yalnızca insana aşık olur. Allah'a aşık olunmaz. O boş laftır. İlahi aşk başkadır. Bak ilahi demek Allah demek değildir. İlahi demek tanrısal demektir. Ama o kadar çok tercüme yanlışlığı içindeyiz ki. Daha geçenlerde bir televizyon kanalında kelime-i şehadet yazıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Şehadet ederim ki Allah birdir. Ya yanlış tercüme. La ilahe illallah demek Allah birdir demek değil ki. Öyle mi? Allah vahid demek mi? Yani, la ilahe illallah Allah birdir demek mi? Soruyorum. Yok. Yani Allah'tan başka Tanrı yok. Tanrı yoktur manasında. Allah birdir ne demek? Allah zaten bir. Hafız Bekir de bir. Torul da bir. Aziz de bir. Necip de bir. Allah bir yarattığını bir daha yaratmaz zaten. Biriz, hepimiz biriz. Allah da bir zaten. Allah'ın bir olduğunu söylemek marifet değil ki. Allah zaten bir. Allah'ın tek Tanrı olduğunu kabul etmek marifet. Başka Tanrı yok. La ilahe. Aynen bunu İlah Kur'an'ın kelimesiyle Allah kelimesi telaffuz bakımından birbirine çok yakın olduğu için biz bunları birbirine karıştırmışız. Allah'tan başka Allah yok. Bekir'den başka da Bekir yok canım. Tuğrul'dan başka da Tuğrul yok. Öyle mi? Allah razı olsun. Allah'tan başka Allah yok ne demek ya? Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka Tanrı yok. Dolayısıyla işte Allah-u Zülcelal yarattıklarının cinsinden olmadığından biz ancak insan olarak kendi cinsimize aşık oluruz. Hayvanatta muhabbet vardır. Muhabbetin cünun şubesi olan aşk yoktur. Hayvan dişisini erkeğini tanır. Birçok hayvan tanır.
bazı hayvanlar grup halinde, yani geniş aile halinde yaşarlar. Dayanışma içinde yaşarlar. Sürü halinde. O sürü o kadar şuursuz bir şey değildir. Evet. O sürünün bir şuuru vardır. Ben koyun güttüm hocam. Koyun güderken keçi kullandın mı? Yok. Kullanman lazım. Bak bilmiyorsun koyun gütmeyi. Keçi, peygamberi tanısaydın, peygamberi tanısaydın keçi kullanırdın. Çünkü sen koyunu istediğin yere sevk et. Koyun biraz az algılaması vardır. Evet. Yolu da iyi bulamaz. Ama bir tane keçi koyarsan keçi yol bulur. Zaten keçi yolu diyorlar hocam bu patikalara. Ha, işte o keçi yol bulur. Keçinin geçtiği yerden koyun da gider arkasından. Demek oradan geliyormuş hocam o keçi. O keçinin adına da yani fonksiyon adına da kösem denir. O keçinin adı kösem. Yani soyadı da kösem. Neyse. Şimdi kösem sultanla karıştırmayalım. O kösem Mahpeyker'dir onun ismi. O Mahpeyker sultan. Mahpeyker ay yüzlü demektir. Ay yüzlü yol gösterici demek o. Neyse o ayrı bir mesele. Şimdi biz ancak kendi cinsimize aşık olabiliriz. Fakat Allah Zülcelal Habibime aşık olursanız bana aşık olunmuş olursunuz diyor. Demin arz ettiğim ayette. Allah-u Zülcelal'in muhabbetini geçme ihtimalin var mı suali zait bir sualdir. Böyle bir sual olmaz. Neden olmaz? Allah Habibi Edib-i Zişan'ı hakkında Kitab-ı Aziz'inde Muhammed Resulullah hükmünü vermiş mi? Evet. Çok yerlerde var. Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadim minucu vesaire. Evet. Sure-i Fetih'te Muhammedun Resulullah Resulullah direkt. Bu bir hüküm, hüküm müdür? Aynı zamanda. Hükümdür. Kur'an-ı Kerim'in hükmî ayetlerinden bir ayettir. Ve mâ Muhammedun illâ Resul diye. O da bir hükümdür. Ve bir başka ayette. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ben indirdim, ben nazil ettim, ben koruyacağım diyor mu? Evet. Muhammed Resulullah hükmünü de bunun içine dahil edebilir miyiz? Evet. Ederiz. Evet. Peki, şimdi tarihe bakalım. 1400 küsur senedir Hazreti Ali'yi Fatımi hükümdarı mütevekkil alallahı daha başka isimler de var da bu ikisi çok önemli. Tanrılaştıran var. Hazreti Ali daha sağlığında tanrılaştıran var. Öyle demeyin yakarım sizi diyor. Öyle inatlar ki herifler tanrı olmasan yakar mısın diyorlar. Yani Allah böyle de delilik vermesin yani. Amin. Fatımi hükümdarı halife diyemiyorum. Değil çünkü. Mütevekkil alallahı tanrı tanıyan ve onun veziri Hamza'yı peygamber tanıyan bir grup var. Kim onlar? Dürziler. Yani Müslümanlıktan çıkmış, Müslümanlık dairesinin dışına çıkmışlardır. Allah'ı yani Tanrı'yı cisimlendirdikleri ve bir kişiye verdikleri için. Aynen Firavun gibi. Allah bunlar hakkında böyle bir, yani Hazreti Ali hakkında, Hazreti İsa tanrılaştırdılar değil mi? Halbuki İsa ruhullah'tır. Hazreti İsa hakkında böyle bir vaadi yok. Hazreti Ali hakkında yok. Öteki mütevekkil için yok. Ama Muhammed Mustafa için Resulullah diye vaadi ve hükmü var mı? Dolayısıyla hiç kimse onu tanrılaştıramaz. Hocam. 1400 sene içinde bir tane Müslümanlıktan çıkmış pek çok sapık düşünce tarzları ve topluluklar var. İslam kaynaklı. Ama İslam'ın dışına çıkmışlar. Sapıtmışlar. Bu sapıtıkların içinde bir tane kişi veya grup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanrılaştıran var mı? Niye korkuyorsun o zaman? Biraz önce televizyonun ekranında yazdınız. Kanal olarak. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebi. Allah ve Resul, Allah ve melekleri Resul'e salat ederler. Ha bir takım zamanımızın zıpçıktıları var. Oradaki salat kelimesini Efendimiz'i teyit etmek, yanında bulunmak, kuvvetlendirmek, yardım etmek filan manasına gelirmiş. İyi, namaz kılmak da mı? Namaz da salat o zaman.
Hocam sizin yani sözünüzü olacak? Kesmek bana çok ağır geliyor da. Dur. Tamam, lafımı bitirince ben sana vereceğim. Tamam hocam. Dolayısıyla Efendimiz Hazretleri'ni ne kadar översen öv. Allah'ın ve meleklerin övdüğü kadar övemezsin. Evet. Bir gün Efendimiz Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed dedi. Mırıldanırcasına yanındakiler duyunca gibi. Ya Resulallah kendinize salat mı ediyorsunuz? Dediler. Allah ve meleklerinin yaptığını bana yapmayı çok mu görüyorsunuz? Dedi. Anlatabildim mi acaba? Hocam dediniz ya en güzel şiirleri de bizler yazdık Türkler olarak dediniz ya. Bir şiir yapalım sonra Aziz Hocam hay hay. Devam edin inşallah. Evet. Hocam kaç sesle okuyacaksınız? Hazır mısın? Azizim her sesten okur. Maşallah. Fiznevadan bile okur. Maşallah harika. Efendim Fatih Sultan Mehmet'in Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şiiri. Buyurun. Sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyim? Neyleyim sensiz ben bu dünya? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem, Meltem'i istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem. Vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden, senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim, bu kalbi istemem, ateşi istemem, koru istemem. Seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun. Ben senin çölünü isterim, suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim, kulağımda küpem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden. Yoksa neyime? Bu fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunus'um. Yazdığım sensin, yandığım sen. Senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem, kağıdı istemem. Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem, istemem. Ya Resulallah şefaat eyle halim pek yaman.
Ya Resulallah şefaat eyle halim pek yaman. Mücrimim biçareyim muhtacınım ben her zaman. Cürmü siyanım büyük, almaz zeminu asuman. Hab gafletten uyandım. Ab-ı gafletten uyandır Ya Resulallah aman. Ya Resulallah, eğer sen gelmeseydin aleme, gül açmaz, bülbül ötmez, mechul esma deme, varlık manası kalmaz, gark olur durmateme, bizzetin ekvana şandı. Ya Resulallah, rahmeten lil aleminsin. Hem şefi'al müznibin. İhsanında saf tutmuş cemiyul mücrimin, ey rahimu, ey raufu, ey Rauf, ey Rahim, hem harisul müminin.
Kevser-i Havzı'la kandır ya Resulallah aman. Meded ya Hatemen nebiyyine vel mursenin. Varalım kül hocam tekrar hoş geldiniz diyelim. Allah razı olsun. İyi ki geldiniz hocam. Peki hocam sen de şiir için çok teşekkür ediyoruz. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Hocam sözünüz keserken çekindim de şimdi devam edebiliriz. Hocam ben sizin bu konuda dertli olduğunuzu konuşmalarınızda anlaşılıyor zaten de. Şöyle evet. Şöyle diyeyim şimdi ben o şeyde VTR'de de fark ettim ki hani zerre kadar diyor ya Rabbimiz ayet-i kerimede. Zerre kadar da haklılık payımız var. Şöyle var. Var. Ona bir şey demedik. Şöyle var. Muhammed'iyiz biz bir kere. Evet. Ayrı mesele. Ben olmamız icap eden zeminden yukarı çıkmayı kastediyorum. Allah razı olsun. Yani o mesajı çok iyi aldık da şuradan biz de dertliyiz aslında. Sizin daha büyük dertli olduğunuzu biliyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her yönden güçlüydü. Her yönden.
Yani Rabbimiz onu öyle yaratmıştı. Vasıflar olarak da en üstündü. Ama hep böyle tabiri caizse ben halk deyimiyle söyleyeyim. Ajitasyon. Yani biz artık şey mertebesine ulaştık. Yani acıyor ya, acındırarak anlatıp hep ağlayarak dinledik. Yani şöyle eziyetler çöküldü, böyle eziyetler çöküldü. Oysa en güçlü liderdi. En güçlü aile babasıydı. Yani her yönden en güçlüydü. Burada zaaflar görüyor musunuz hocam? O konuya değinelim mi? Ne bakımdan zaaflar? Yani anlatılması tabii, yani böyle anlatılmasında tabii. İnsanlar bir yönden de yani böyle sevgi farklı yöne çekilmeye başladı. Yani Peygamber Efendimiz deyince hemen gözyaşı dökmeye başladık. Ama onu bütün hayatını bilmiyoruz. Dediğiniz gibi annelerin isimlerini sayamıyoruz. Direkt aklımıza onlar geliyor. Çektiği sıkıntılar geliyor. Üzerine deve işkembesi konduğu zamanlar geliyor. İşte onun doğrusu işkembe bile değildir ya. Bunu geçiniz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka yönünü arz etmeye çalışıyor. Efendimiz aynı zamanda bir fedaidir. Ümmetinin çektiği sıkıntıların kendisini sevenlerde, o koca Resul-i Zişanken bunları çekti, bana ne oluyor desinler diye o fedailiği yapmıştır. Allah kimseye vermesin, dua ederiz. Ama evlat acısı onulmaz bir yaraymış. Benim 7 yaşında bir amcam göçmüş. Rahmetli babaannem, annesi, babası, ablası, kocası, dedem yani. Bunlar da zamanları gelince göçmüşler. Çok küçük yaşta gelin geldiği kayınvalidesi, annesinden daha çok yaşamış beraber. Onlardan bahsedildiği zaman işte rahmetli efendi, rahmetli babam, rahmetli annem diye anlatırdı. Ama amcama gelince rahmetli Nevzat Çapışır evlat. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İki tane yetişkin kız evlat. Rukiye binti Resulillah, Zeynep binti Resulillah. Üç tane küçük erkek çocuğu. Kasım bin Resulillah, Abdullah bin Resulillah, Tayyip. Abdullah'ın lakabı mıdır? Tayyip diye bir oğlu daha var mıdır? O münakaşalıdır. Yok kabul edelim. Bir de ahir ömründe İbrahim bin Resulullah. Evlat. Evet. Muhsin bin Ali. Hazreti Fatma'nın oğlu. Abdullah bin Osman. Hazreti Rukiye'nin oğlu. İki tane de torun. İki tane de hanım. Hazreti Zeynep ve Hazreti Hatice. Bu kadar, ötekiler bahsetmiyorum, cenaze acısı gördü. Bir zat vardı, Allah rahmet eylesin. Oğlu askerden geldi. Geldiğinin üçüncü günü trafik kazasında göçtü. Tabii evde feryat figan. Defin işlemi bittikten sonra eve girdi. Ağlamayın. Resulullah kaç tane gömdü? Biz daha bir tanecik gömdük. Ağlayacaksanız Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya ağlayın. Hazreti Hüseyin'e ağlayın. Kerbela'ya ağlayın. Diyecek kadar sevdiğinden ciğerinde yara açılmadı. O baba değil mi? Baba. Ama fedake nefsi ve ümmi. Ya Resulallah diyen ashabın hayrül halefi olduğu için anam babam sana feda olsun, evladım hayalim sana feda olsun ya Resulallah diyenlerin hayrül halefi olduğu için ciğerinde yara almadı. Efendimiz Hazretlerinin bir de böyle bir fedai tarafı vardır. Bu tarafını nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. İbrahim bin Resulillah süt annesinin evindeyken Efendimizin kucağında göçtü. Ani bir hastalıkla. Hiçbir şeysi yok. Gayet normal gidiyor. Mariye validemiz başka bir evde oturuyor. Süt annenin evinde. O zamanki adet öyle. Süt annenin evinde oturuyor.
mescitteyken İbrahim hastalandı ya Resulallah diye haber geldi. Hazreti Abdurrahman'la beraberdiler. Hazreti Abdurrahman'ın elinden tuttu. El ele. Süt annenin evine gittiler. Efendimiz kucağında ateşler içinde yanıyor. Ve Efendimizin kucağında teslimi ruh etti. 15 aylık. 15 buçuk aylıkken. Bebek. Efendimiz gözyaşı döktü. Eğer bilmeseydim ki sonra gidenler evvel gidenlere kavuşacaklar, sana daha çok üzülürdüm İbrahim. Ama Rabbimin emrine karşı gelecek değilim. Elbette hüzünlüyüm, babayım, ama inşallah ebedi ayrılığa tabi değiliz. Ebedi ayrılık Müslüman olmayanlar arasında olur. Biz kim giderse gitsin, ebedi ayrılık tabi. Efendimizin bu sözünü bilsek, ebedi ayrılmadığımız için bir müddet hasretlik çekeriz ama sonra teselli buluruz. Ebedi ayrılmadık diye. O da mümin, ben de müminim inşallah. Sade inşallahla olmaz, elhamdülillah da lazımdır. Efendim, bu noktada müsaadenizle Akif'in ezelden aşinanım, ben ezelden hem zebanım ifadesi. Bütün müminlerin kendi hayatlarında peygamber sevgisi ve bağlılığı noktasında şiar edinebileceği bir söz müdür? Gayet tabii öyledir de, böyle anlaşıldığını kabul etmek bu ortamda pek mümkün değil sevgili Necip. Öyle anlaşılsaydı bu toplum böyle olmazdı. Ben Efendimiz, yani peygamber sevgisinin lafta kaldığına inandığım için bu kadar çok üzülüyorum ve hassaslaşıyorum. Hangi ahlakını, hangi davranışını biliyor? Basit bir şey arz edeyim. Geçenlerde yine arz ettim. Bir daha söyleyeyim. Çünkü duyanlar daha sonradan hem o kanala hem de bir şekilde benim yakınlarıma, bana söylemediler de. Hı hı. Efendim, biz bunu bilmiyorduk. Canım ben de gökten zembille öğrenmedim. İki tane kitap okudum da öğrendim veya büyüklerimin huzurunda dinledim de öğrendim. Hayber fethinden sonra Safiye validemiz İslam'la müşerref olup Efendimiz onun nikahını alınca, daha düğün olmadı. Düğün malum şeyde oldu. Medine'ye giderken yolda oldu. Ordu artık Hayber'den Medine'ye dönecek. Efendimiz devemi getirin buyurdular. Deve geldi. Iktırdılar deveyi. Yani çöktürdüler. Bu kadar teferruatlı yazılı bunların hepsi. Sağ dizini Efendimiz büktü. Yere koydu. Safiye validemize buyurdu ki bas dizime, geç deveye. Sonra biz otomobilin kapısını hanıma açmayı, lokantaya gidince altına sandalye sürmeyi batı adeti centilmenlik zannediyoruz. Öyle mi? Öyle zannediyor muyuz, zannetmiyor muyuz? Genel olarak öyle bir zan var elbette. Eyvallah. Çok ama, genel ama. Ama su ikram i̇ttifaka, edince efendim. İttifaka yakın. Eyvallah. Genel. Herkes bunu batı adeti zannediyor. Resulullah'ın böyle yaptığını bilmiyorlar. Eyvallah. Hazreti Ayşe validemizin anlattığını bilmiyorlar. Eyvallah. Resulullah bizden hiçbir şey istemedi. Eyvallah. Hep sordu. Yemek yiyelim mi? Su içelim mi? Yatalım mı? Kalkalım mı? Oturalım mı? Hava biraz soğudu gibi. Hep falan. Soru. Evet. Soru. Su ver. Hayır. Sofrayı kur, hayır. Ve bir şey içeceğiz ama evvela sen iç. Hangi validemiz olur? Peki, bir yudum, ver kabı. Şimdi o validemizin ağzının değdiği yeri çeviriyor, Allah oradan içiyor. Allah. Böyle bir zarafet ve incelik. Eyvallah. Allah aşkına hangi erkeğimizde var? Hanıma carçurt etmeyi erkeklik zannedenler, Muhammed Mustafa muhabbetinden den filan vurmasınlar. Gözünü seveyim. Eyvallah. Faiz ayaklarımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz amcamın faizidir diye hutbede, veda hutbesinde. Hı hı. Açta buyurmadı mı? Eyvallah. Faiz meselesini açayım mı, açmayayım? Açmıyor. Açmıyor. Ne oldu? Hangi peygamber muhabbeti?
Nerede? Hani? İçimiz. Peki efendim. Hiç olmazsa. Eyvallah. Sistematik olarak değil. Ferdi olarak. Biraz benzemeye gayret edersek. Muamelelerimizde. Çoluğumuza, çocuğumuza. Eşimize, dostumuza. Akrabamıza. Yakınımıza. Düşmanımıza. Onun yaptığı gibi yaparsak. Bu toplum böyle olmaz. Bu toplum derken müminler kardeştir. İnnemel mu'minûne ihvâtun. Ve tüm Müslümanları kastediyorum. Bunun içinden Türkiye'yi ayırıp, Ürdün'ü ayırıp, Malezya'yı ayırıp konuşursak zaten tevhidden haberimiz yok demektir. Ki bence yok. Tevhidden haberimiz yok. Benim konuşmalarım pek herkesin işine gelmeyebilir. Ancak bana yanlış olduğunu söyleyin, düzelteyim. Kimsenin işine gelsin diye söylemiyorum ben çünkü. Hocam ben şu anda izleyici olmak isterim, not almak isterim. Yani yanlış. Ani değil. Yani evet. Tekrar izleyeyim. Öyle cümleler var ki çünkü arada. Hakikaten de sonradan böyle bilmiyorduk yani doğru mu diyeceğimiz cümleler var. Peki hocam. Bendeniz kendi şahsi fikirlerimi söylemekten daima çekinirim. Objektif, ilmi gerçekleri söylemeye gayret ederim. Allah sizden razı olsun. Benim şahsi fikirlerim beni alakadar eder. Ama ilim objektiftir. Herkes için geçerlidir. İki kere iki benim için de dörttür. Bütün kainat için de dörttür. Ben iki kere ikiyi söylemeye çalışıyorum. Allah razı olsun. Hocam bir soluklanalım. Bir aramız var efendim müsaadenizle. Ondan sonra tekrar birlikteyiz inşallah. Değerli kardeşlerim tekrar hoş geldiniz ekranlara başlarına. Efendim biz yine konumuza devam ediyoruz. Peygamber sevgisi konumuz. Bugünkü temamız bu. Hocamız, Turlu hocamız bahsettiler ama az önce bir şiir de okuduk hocam. Aslında o şiirde istemem diyor ya devamlı vurgu yapıyor. Orada aslında Osmanlı'yı da hatırlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'i de hatırlıyoruz. Oradan hem Osmanlı'dan bahsedip hem de Ashab-ı Kiram'ın peygamber sevgisi nasıldı? Oraya da o konuya da girelim hocam inşallah. Size bırakıyoruz yani. Evet, estağfurullah. Bugün aynı zamanda Sultan 1. Murat Han'ın şehadet yıldönümü. 13 Ramazan. Kosova'da gazi, bütün o gaziler Ramazan'da. Bedir'de Ramazan'daydı. 17 Ramazan değil mi efendim? Evet, Bedir'de Ramazan'da. Ve Sultan Murat Han şehit oldu. Bu arada şunu da mutlaka hatırlamak lazımdır. Şehadet yalnızca ok, mızrak, kılıç, hançer, kurşun yarasıyla olmaz. Doğru dürüst şehadet kurumu incelenirse Fatih Sultan Mehmet Han'ın da Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da şehit oldukları anlaşılır. Fatih naza göçtü. İstanbul'dan ayrıldı, sefere gidiyordu. Evet. Gebze'de, daha doğrusu Hünkar Çayırı'nda. Sonra bizim bildiğimiz Gebze'de mi? Evet, tabii. Orada ecel erişti. Sefere gidiyordu. Nereye gidiyordu? Üstelik Roma'ya gidiyordu. Aynen Resulullah aleyhissalatu vesselam gibi. O da Medine'ye hicret ederken, Medine Mekke'nin kuzeyinde. Ama evvela güneye, Sevr mağarasına gitti. Orada 26 Safer Perşembe'den bir Rebiülevvel pazartesi sabahına kadar Sevr'de kaldı. Sonra bir Rebiülevvel pazartesi sabaha karşı daha doğrusu karanlıkta hareket etti. Medine istikametine. Fatih Sultan Mehmet de Roma İstanbul'un batısında olmasına rağmen doğuya gitti. Şaşırtma vermek için. Çünkü Gedik Ahmet Paşa
İtalya'nın güneyindeki Otranto limanını zapt etmişti. O aşağıdan Fatih de Dalmaçya üzerinden kuzeyden Roma'yı alacaktı. Sefere giden adam yolda ölürse ne olur? Şehit olur. Kanuni Sultan Süleyman yaş 72. Ziyad var da ordugahta çadırında göçtü Hazreti. Fetih haberini alıncaya kadar da direndi. Azrail'i gönderdi. Fetih haberi geldi. Elhamdülillah dedi gitti. Çadırlı ordugahta, Yanpala Zeytun Topkapı Sarayı'nda, atlas çarşaflarda, kuştuğu yataklarda değil. 72 yaşında at tepesinde, İstanbul nere, Ziget var nere. O da şehit. Ve mesela onun, Kanuni'nin, umarım her bir ismi şerifinden ayrı şefaat. Ya Ebel Kasım Mahmud Muhammed. Her isminden ayrı şefaat umarım. Kanuni'nin. Sultan Selim Han sefere giderken Şehzadesi Süleyman kefede vali. İstanbul'a çağırıyor. Saltanat kaymakamı olarak vazifeyi devredecek. Kanuni de genç delikanlı o zaman. Şehzade Süleyman, veliaht aynı zamanda. Biraz fazla süslü giyinmiş. Sultan Selim bakmış böyle. İşte hoş geldin beş gittin. Etek öpmeler vesaireden sonra. İşte baba evlat muhabbeti. Oğlum öyle güzel giyinmişsin ki anana giyecek bir şey kalmamış demiş. O da biraz hasretlikle, biraz da işte delikanlılıkla. Ya hünkâr babacığım siz de o kadar sade giyiniyorsunuz ki padişah olduğunuz belli değil. Deyince Sultan Selim'in cevabı çok enteresandır. Oğlum. Kıyafet muhataba tazim içindir. Benim dünyada tazim edecek hiç kimse yok. Ben yalnız Resulullah'a tazim ederim. Ondan başka tazim edecek kimse yok. Tih Sahrası'ndan geçerken, Mısır'a giderken, oradan malum İkinci Cihan Harbi'nde Alman tankları bile geçememiştir. Ama bizimkiler deveyle, beygirle, sığırla, yayanla geçiyorlar. Çünkü bir gün evvel 40 senedir yağmayan yağmur yağmış. Şöyle yağmur yağdı mı asfalt gibi olur. Kum sıkışır, dümdüz olur. At üstünde gidiyorlar. Bir ara hünkâr attan inmiş. Yürüyor. Hünkâr attan inince vezirler, beyler, paşalar ata binebilirler mi? Onlar da inmişler. Yürü Allah yürü, yol bitmiyor. Yakınlarından birine rica etmişler vezirler. Demişler hünkârı söyle vallahi yorulduk ha. O ata binsin ki biz de ata binelim. Yanaşmış. Hünkârım affedersiniz. Ne var? Sultan sen. Ne var? Demiş efendim yoruldunuz. Biz yorulduk diyemiyor. Yoruldunuz ata binseniz acaba daha iyi olmaz. Bir çevirmiş başını. İki sıral akıyor böyle. Önümüzde Resulullah yürüyor. Ben nasıl ata binerim diyor. Allah Allah. Yol gösteriyor Efendimiz. Birinci Ahmet Han. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri saadetinde zeytinyağından kandil yanması reva değildir. Diyor. Kendi cebinden, devlet hazinesinden değil, kendi cebinden. Filibe'de bizim toprağımız. Filibe Kütahya'dan eski bir Türk toprağıdır. Daha doğrusu Osmanlı toprağıdır. Kütahya Germiyanoğlu'nundur. Ta Yıldırım zamanında bizim oldu. Yine bizimdi de yani Osmanlı oldu diyeyim. Evet. Ama Filibe daha öncedir. Filibe'de ve Isparta'da gül bahçeleri satın alıyor. Gül yağı çıkarılıyor. O gül yağlar, gül yağı ne kadar pahalıdır biliyorsunuz. Evet. O gül yağlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri saadetine gönderiliyor. Oradaki kandiller de gül yağı yanıyor. Ve her gün sabahleyin kalkınca ilk işi Efendimiz Hazretlerinin nalini yani ayakkabısının krokisini çiziyor bir kağıda.
katlıyor, sarının arasına koyuyor. Senin ayakkabın benim başımın tacıdır ya Resulallah demek. Nala başımda gezdirsem ismi Pakine diye. İşte o. Hünkârlık böyle oluyor. Daha çok misal var. Biraz önce sevgili Necip'in okuduğu Sebkati'nin güftesi. Yani 1. Mahmud Han'ın güftesi. Orada bir içim su dediği Hazreti Hüseyin'edir. Yani evladı Mustafa'ya da muhabbet olacak. Hasılı ashab-ı kiramın Efendimiz'e gösterdiği, aşikar ettiği, ısrar ettiği muhabbet elbette daha sonra da gösterilmiştir. Bu Osmanlı'da da vardır. Bizde de var elhamdülillah. Bendeniz şu anda yeterli olmadığını söylemeye çalışıyorum. Bir kere şunu unutmamak lazım. Muhabbet su gibidir. Aşağıdan yukarı çıkmaz. Yukarıdan aşağı gelir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ Bizim için dosttur, müminler için ve rahimdir. Ve bizim iyiliğimiz için haristir. Bizim iyiliğimizi ister. Bu nedir? Merhamet etmek, dost olmak, iyiliğini istemek, sevgi değil midir? Dolayısıyla yukarıdan aşağı sevgi zaten akıyor. Biz o sevgiye kucak açmayı bilmiyoruz. Ashab-ı kiramın kucak açanlarından bir iki misal arz edeyim. Beni Kelp kabilesi reisi. Beni Kelp kabilesini bilmemiz lazım. Çünkü aleyhissalatü vesselam hazretleri sevap, orucun sevabını tarif buyururken Beni Kelp kabilesi koyunculukla meşgul olan. Onlar deveci değil, koyuncu. Koyunculukla meşgul olan bir kabile. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının pöstekilerinin kılları sayısınca. Bu kesretinden kinaye bir sözdür. Bir tane pöstekiyi saydın mı? Kaç bin tane kıl var, kaç milyon tane kıl var. Bütün kabilenin koyunları. Allah bu kadar sevap verecek diyor. İşte o kabilenin reisi olan Dıhye bin Halifetil Kelbi simaende Efendimiz Hazretlerine çok benzeyen bir zat-ı şeriftir. Biraz önce Mukavkis'in gönderdiği özel güzel elbiseyi Efendimiz bir defa giymiş, sonra Hazreti Dıhye'ye hediye etmiştir. O Efendimiz mektuplar gönderdi ya, Dıhye Hazretleri o sırada Şam'da bulunan, çünkü Şam Bizans toprağı. Bizans imparatoru Heraklius'a gitti. Heraklius alim bir zattır. Sıradan bir hükümdar değildir. Hazreti Dıhye'ye muhtelif sualler sordu. Sizin bu peygamber dediğiniz adam toplumun hangi kesiminden? En asil kesiminden. Hep Kabe reislerinin olduğu ailenin çocuğu. Peki, ona inananlar evvela ahalinin aristokrat tabakası mı, fıkara köle tabakası mı? Fukaralar köleler. Nadiren arada da birkaç tane hatırlı zat var ama nadir. Peki, peygamber olduğunu söylemeden önceki hayatı nasıldı? Şimdi ona en çok muhalefeti gösteren Ebu Cehil, Amr bile ona El-Emin lakabını verecek kadar herkesin inandığı ve güvendiği bir zattı. Hala öyledir, ayrı mesele. Muhtelif suallerden sonra bir şey daha sordu. Siz onu çok sever misiniz? O zamana kadar makul ve vakur cevaplar veren Hazreti Dıhye dayanamadı. Dizlerinin üstüne çöktü. Vallahi çok severiz diye bas bas bağırdı. Hatta onun üzerine Heraklius yerinden kalkıp bu adam peygamber deyince araya rahipler girdiler ki
ekmekleri elden gitmesin diye. Hatta İbn Arabi Hazretleri bu adam peygamber dediği için Heraklius'un imanına kaildir. O onlar için ayrı tarafları. Mesela Efendimiz Hazretleri'nin evlatlığı Zeyd bin Harise. Hazreti Zeyd Yemenlidir. Yemen'den çalınmış, Mekke'de esir pazarında satılmış. Hazreti Hatice validemiz, zengin bir tüccar hanım olduğu için köleye ihtiyacı var. O zamanki, bugünkü manada anlamamak lazımdı. Ha bugün kölelik kalktı mı dersen, bana sorarsan kalkmamıştır. Resmi kölelik yok. Çoğumuz nefsimizin kölesiyiz. Oralara girmeyelim istersen. Vaktimiz yetmez. Nefsimizin kölesiyiz. Onu bırakalım da. Hazreti Hatice de Zeyd bin Harise'yi Efendimiz Hazretlerine hediye etti. Efendimiz de hediye eder etmez azat etti. Beni azat etmeyin ya Resulallah. Ben ne yapacağım? Ben sizin yanınızdan ayrılmam. Tamam otur, evlatlık gibi. Yani aynen evlat gibi seviyor zaten. Bir zaman sonra Yemen'den babası, amcası ve ağabeyisi geldi. Hazreti Zeyd'in. Efendimizin huzuruna çıktılar. Dediler ki biz bu Zeyd'in, senin evlatlığın veya azatlı kölen, Zeyd'in ben babasıyım, bu amcası, bu da abisi. Para mı istiyorsun? Başka köle veya köleler mi istiyorsun? Verelim, oğlumuzu bize ver. Benim dedi öyle vermek vermemek gibi bir durumum yok dedi Efendimiz. Zeyd'e sorarız. Ne isterse hep o hür dedi. Benim dedi şeyim. Zeyd, naam ya Resulallah. Bunları tanıyor musun? Tanıyorum. Babam, amcam, ağabeyim. Bunlar diyorlar ki sana para verelim, köle verelim. Zeyd, bize ver diyorlar. Ben para ve köle istemem dedim. Sen de serbestsin dedim. Nasıl istersen öyle yap. Benim babam da, amcam da, abim de, ben de sensin dedi. Ayrılamam ben senden dedi. Sahabe sevgisi şey, demişti. Evlatlık. Daha söyleyeyim mi? O kadar çok misal var ki. Çok var. Hazreti Ebu Bekir bir gün, Efendimiz böyle uzakta, o da yani ya karşılıklı birbirlerine doğru yürürlerken dayanamadı. Bağırdı, nara attı. Senin gibi güzel adam var mı dünyada diye. Ne yapsın? Sığmıyor. İçi içine sığmıyor. Güzelliği, daha doğrusu muhabbeti ızhar etmek lazımdır. Sevgi bir varlıktır. Her varlık gibi gıdaya ihtiyacı vardır. Sevginin gıdası ızhardır. Yani zahir etme, ortaya çıkarma. Izhar etmezsen gıdasızlıktan ölür. Ayrıca sevgi karşılıklıdır. Şimdi herhangi bir Müslüman eğer içinde Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine karşı bir muhabbet duyuyorsa bilsin ki vallahi ve billahi Resulullah onu seviyordur. O sevmezse biz onu sevemeyiz. Dediniz ya böyle akar dediniz ya. O bizi sevdiği için biz onu seviyoruz. Biz sevemeyiz onu. Haddimiz değil. Ayrıca sevginin yapısı o değil. O yukarıda, yukarıdan aşağı akar sevgi. Ama bizim ona kucak açmamız ve bu sevgiye layık davranmamız gerekir. Bu işte liyakat olur mu? Olmaz. Hiçbir kul Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisine layık olamaz. Ama bu işlerde liyakat aranmaz. Bu işler lütuftur. Lütuftur, ikramdır. Allah'ın Kerim ismi şerifinin, Latif ismi şerifinin tecellileridir. Liyakat ararsak yaya kalırız. Hocam son bölümde şeyimiz kalmayabilir, süremiz kalmayabilir de. Ben şu ana kadar, belki de sizinle şu ana kadar 27 dakika, 30 dakika konuştuk. Yok, ama ben konuştum, siz dinlediniz. Nezaketinizden. Estağfurullah.
ben konuştum, siz de dediniz. Nezaketinizden. Estağfurullah. Hocam, buradan anlıyoruz ki yani Osmanlı padişahlarından bahsettik, ashab-ı kiramdan bahsettik. Vezirleri de öyle canım. Yani genel olarak düşünürsek yani insan düşünen bir insan şunu demesi lazım. Ya bu sevgi, mesela evladı olan bir insan evladını kaybediyor ama en büyük tesellisi Peygamber Efendimiz oluyor. Ahmet Yesevi Efendimiz bizim büyüğümüz değil mi Türk olarak? Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kameri hesapla dünyada 63 sene kaldı. Güneş yılı hesabıyla 61 sene 1 ay 18 gün kaldı. Onu bile bilmiyor millet. Kime sorarsan 63 sene der. Ben de bilmiyorum. Hesapla 20 Nisan 571 ile 8 Haziran 632 arasında 61 sene 1 ay 18 gün vardır. Bu kadar kolay. İşte Ahmet Yesevi Efendimiz o zamanki hesapla 63 yaşında Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşından sonra dünyayı dünya gözüyle görmedi. Ben de görmek istemiyorum diyor. Bir kabir kazdırıyor. O kabirden dışarı çıkmıyor. O çukurun içinde yaşıyor. Ömrünün sonuna kadar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok evlat acısı gördü. Ben evlat acısı görmedim. Oğlumun ölüm haberini getirene, onlar Türk biliyorsun, Orta Asyalı Türk, at meraklısı. Türk, özel bir Türkmen atı vardır. Arap atı, İngiliz atı diye biliyoruz da kendi malımızı bilmiyoruz. Türkmen atı vardır bir. Ahar derler. Çok. Ahartake. Çok, çok önemli bir at cinsidir. Beyaz, çok cins kıymetli bir atı var şeyin. Ahmet Yesevi Efendimiz. Buyuruyor ki oğlumun ölüm haberini getirene bu atı hediye ederim. Bu atı almak için oğlunu öldürüyorlar. Allah Allah. Diyorlar ki oğlunu katlettiler. Efendim. Katil o yani. Olsun. Benim ağzımdan söz çıktı bir kere diyor. Alsın atımı diyor. Sonra şeriat ceza verilmiş vermemiş. O beni alakadar etmez. Ben sözümü yerine getir. Atı hediye ediyor. Efendimiz Hazretlerinin yaşadığını. Ha bu asla genel bir kaide değildir. Herkes böyle yapacak diye bir şey yok. Ahmet Yesevi olmadan Ahmet Yesevilik taslanmaz. Onun için Hazreti Pir Şemseddin-i Sivasi Efendimiz buyuruyorlar. Mest olanların kelamı kendinden gelmez veli. Pes enel hak nice söyler kişi Mansur olmadan. Mansur olmadan mansurluk taslayamayacağız. Evet. Ahmet Yesevi olmadan Yesevilik taslamayacağız. Ama olmuş bir hadisedir bu. Muhabbettir bu. Muhabbette endaze olmaz. Hocam demin işte yarıda kalmıştı. Ben diyorum ki mesela Kur'an-ı Kerim'i anlamak için biz tavsiye ederler işte. Davet ettiğimiz hocalarımıza tavsiye eder. İşte tefsir okuyun, şunu yapın, bunu yapın. Hayır, tefsir falan okumayın. Evvela Efendimiz'i öğrenin. Sonra tefsir tam okuyun. Oraya geleceğim. Peygamber Efendimiz'i. Canlı Kur'an ya. Daha evet. Ötesi var mı? Yani Peygamber Efendimiz'i canı gönülden, hadi biz işte ağzımızda söylüyoruz da, canı gönülden işte bir evladı vefatın veya bir sıkıntıya düşen bir insan teselliyi Peygamber'in hayatında okumakla, görmekle teselli bulabilecek mi? Yani evet. Bize bunun için nasıl bir tavsiyede evet. Bulunursunuz? Tanısınlar, ne yapmalıyız? Okusunlar yani. Efendimiz. Sadece okusunlar Efendimiz, diyorsun. Yani okumak da yetmez. Çünkü bak ilim öğrenmenin yolunu bize yanlış öğrettiler. Ya onu istiyorum hocam. Yani ilim mektebe giderek, kitap okuyarak, hoca dinleyerek öğrenilmez. Biz öyle zannediyoruz. Öyle değil. Efendimiz ilmin nasıl öğrenileceğini tarif buyuruyor. Siz bildiklerinizle amel edin. Allah sizi ilme varis kılar. Bilmediğinizi öğretir diye tercüme ediyorlar bu hadisi. Bilmediğinizi öğretir demiyor Efendimiz. İlme varis kılar diyor. Varis ne demek? Yani
Kendinde olmayanın kendin, başkası. Kendi olmayan mirasçı demek. Mirasçı yani. Direkt verir. Kime mirasçı olunur? Direkt konacak mı? Ebeveyne. He? Anlamadım. Hayır, o varisi açıklıyorum da direkt konacak diyorum yani. Hazıra, direkt konacak. Hazıra konacak. O hazıra konmanın sebebi ne? Sen babanın mirasçısısın. Evet. Babana senin kadar yakın kimse yok değil mi? Yok. Bak Allah ne diyor? Yani Efendimiz Allah'ın ne yapacağını söylüyor. Seni ilme varis kılar diyerek ne buyuruyor? Allah bir kere evvela seni kendi ilmine, ilmin hakiki sahibi Allah-u Zülcelal değil mi? Evet. Seni kendine yakın kılar. Varis böyle olunmaz mı? Evet. Ayrıca varis olmak için, hep o misali veriyorum. Benim babam fabrikatör, hanlar, hamamlar, apartmanlar, her şey var. Ben de babam zengin diye ne çalışmışım ne etmişim, hovardalık etmişim. Bir damla terim yok babamın işinde. Ama babam göçtü. Bütün o mallar bana kalıyor mu? Hiçbir emek vermeden. Ve helal. Üstelik de helal. Hiçbir emek vermeden. Emeksiz tek helal şey mirastır. Bu bana kalıyor değil mi? Hiç emek vermeden. İşte siz bildiğinizle amel ederseniz Allah sizi ilme varis kılar diyor. Şimdi biz birçok şeyler biliyoruz değil mi? Evet. Şimdi herkes kendine sorsun. Sevgili seyircilerimiz de sorsun kendi kendilerine. Her bildiğinizi yapıyor musunuz? Doğru bildiğin her şeyi yapıyor musun Bekir Bey? Yapmıyorum. Eğri bildiğin her şeyden kaçınabiliyor musun? Kaçınamıyoruz. O zaman ne işe yarıyor bilgi? Söyle bakayım bana. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Evet. Çünkü bildiklerinden yani değil. Başa dönüyoruz yine. Bildiklerinden değil. Yaptıklarından mesul. Evet. İşte aleyhissalatü vesselamın ilim öğrenme sistemini bize açıklaması şu. Siz bildiğinizle amel edin. Allah sizi ilme varis kılar. Onun için kitap mı okuyayım? Oku. Okuma demiyor. Ha tabii bir de Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayeti, ikrayı tahsil et manasına tercüme edenler var. Akıllarına şaşayım. Yani Cebrail aleyhisselam elinde bir kağıtla mı geldi de oku dedi. Allah Sübhanehu ve Teala ve Cebrail Namus-u Ekber. Muhammed Mustafa'nın okuma yazma bilmediğini bilmiyor. Ona kağıt getiriyor. Öyle mi? Ben okuma bilmiyorum dedi peygamber. Sonra Cebrail onu sıktı okudu. Öyle mi? Öyle anlatmıyorlar mı iki gözüm? Öyle efendim. Öyle anlatılıyor. Öyle, de, öyle değil yani ki. Yıllardır öyle anlatılıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben okuma bilmem demedi ki. Okuyamıyorum dedi. Eyvallah. Okuyamıyorumla okuma bilmem arasındaki farkı anlayan anlasın. Anlamayanın da aklına top sıkayım. Ne yapayım yani? Yani bu idrak okuyamıyorum dediği şey ne efendimiz? Yani idrak edemiyorum manasında mı okuyayım? Kainatı okuyacağım. Evet. Cebrail aleyhisselam ne diyor? Habibullah bile olsan. Ekra. Bismi Rabbik. Rabbinin ismi olmadan olmaz. Ellezî halak, ki o yarattı. Halakal insâne min alak. Devam ediyor ayet. Yani seni bir damla sudan bir çiğnem et parçası haline getirip insan yapan Rabbinin adı devreye girmeden okuyamazsın. Bu kadar basit. Ama bize anlatılan her Eylül ayında okullar açılırken İslam'ın ilk emri oku. Çocuğunu mektebe gönder. Yok böyle bir şey ya. Hatta köylerde okumaya gönderiyorlar. Yok böyle bir şey. Yok de, böyle bir şey. Bir de dün Necip abi ona bir örnek verdi. Dedi ki köylerde hani şey yapar ya Anadolu'da genelde. Davetiye verirken okuntu derler onun adına. Evet. Öyle yani bir sürü manaya geldiğini ama en önemli mana dediğiniz gibi kainatı oku. Kainatı oku. Yani kendi kitabın. Onun için kaç sene önce yurt dışında bir kitap fuarına beni konferansçı olarak gönderdi devlet. Kitap fuar. İlk sözüm. Kitap okumayın. Deyince herkes bir şaşırdı kaldı. Çünkü başkalarının kitabını okumaktan kendi kitabını okumaya fırsat kalmayabilir.
kendi kitabını okumayı öğreneceksin. Efendim, bu ha, bunu da anlamıyor. Yani Kur'an mı okuyacağız hocam dedi biri. Lan Kur'an senin kitabın değil o Allah. Lan Kur'an senin kitabın değil o Allah'ın kitabı. Efendim bu bir tedrisle neticelenecek bir şey gibi duruyor. Değil yani, ki. Tedrisle neticelenecek bir şey değil. Kul olarak yani fert olarak bizler üzerinde yani okumuş olanı, kainatı okumuş olanı anlayanın anlatması durumu söz konusu. Yani kainatı bir kitaptan okuma. Öğrenmek yerine öğrenen bilen kişiden, vakıf olan kişiden onun dizinin dibine oturup öğrenme şekliyle yapılması tercih edilmeli değil mi efendim? Hayır, onun dizinin dibinde de öğrenilmez Necip. Ondan öğrendiklerini yaparsan öğrenirsin. Eyvallah, tabii yapmayı da dahil edelim buna. Dahil etmek değil, yegane yolu. Sadece. Eyvallah. Çünkü yanlış da olsa ailemizden, etrafımızdan, sokaktan, her şeyden bir şeyler öğreniyoruz. Hı hı. Bu öğrendiklerimizin bize doğru gelenini, bak mutlak doğruyu değil, bize doğru gelenini yapacağız. Eğri gelenini yapmayacağız. Eğer bize doğru geldiği halde aslında eğri ise Rabbim ona, onu bize doğrusunu bir şekilde öğretir. Kulu vasıtasıyla öğretir. Hı hı. İlham vasıtasıyla öğretir. Bak Kur'an-ı Kerim'i yüzünden çat pat okumayı bilenler kendilerine sorsunlar. Bir satırı okudun. Hı hı. İkinci satıra geçtin. Birin daha önce okuduğun satırda bir hata yaptığını Kur'an sana anlatır. Çünkü içinde bir ahenk vardır. O ahenge muhalif. Esire-i üstünü bile yanlış okusan, ya ben deminki satırda yanlış okudum diye bir his gelir içine. O satırı bir daha okursun, doğru okursun. Nasıl oluyor bu? İşte Kur'an-ı Kerim acaba yanlış okur muyum diye eline almazsan olmaz. Eline alacaksın. Evet. Geçen gün bir mesel verdim. Sen hayyim kayyum Allah de. Onun sana hayyul kayyum Allah olduğunu öğretirler. Sen kul fü vallahu ahad de. Onun sana kul hü vallahu ahad olduğunu öğretirler. Ama sen bir şey yap. Benim arz ettiğim işte bu. Evet. Ne mürşit dibinde. Yani Efendimiz'den daha büyük mürşit var mı? Ebu Cehil'le Ebu Bekir radıyallahu anh'a söylediği sözler arasında fark var mı Efendimiz'in? İkisine de aynı şeyi söylüyor. Biri eyvallah diyor, biri olmaz diyor. Demek ki iş mürşitte değildir. Mürittedir. Eyvallah. Hocam, hocada değildir. Talebededir. Eyvallah. Hocam bir ara versek. Efendim reklam arasından sonra yine devam ediyoruz. Ama son sözler müthiş. Tabii reklam da lazım. Eyvallah. Efendim bu gece çok verimli geçtiğine ben inanıyorum ve gerçekten böyle can kulağıyla dinledim. Dedim ya az önce yayında, keşke şu anda izleyici olsam da not alsaydım ama yarın ilk işim TV8'in ana sayfasından. Çünkü aralarda müthiş cümleler var. Hocam Allah sizden razı olsun. Cümle hayırlı bize. Uzun ömürler versin cümle inşallah. Amin. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır hocam? Dünya bir ahenk dünyası. Vücudumuzda da bir ahenk vardır. Sesin ahenklisine musiki, ahenksizine gürültü denir. Sözün ahenklisine şiir denir. Ahenk akılda kalmayı kolaylaştırır. Onun için şu söz belki akılda kolay kalır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Cümlemiz. Aziz hocam, ben şahsım adına özür diliyorum. Çünkü sizden çok dinlemek isterdik ama bir kez daha inşallah nasip olsa bir konuk alıp sizi tekrar dinlemek isteriz. Ama o bir parça bize hayli hayli çok güzel yerlere götürdü. Estağfurullah.
tekrar hoş geldiniz diyelim, elveda diyelim. Eyvallah. Efendim. Var mı sizin ediyoruz. Söylemek istediğiniz bir şeyler efendim? Efendim, hocamın söylediklerinin üzerine biz hedef ederiz. Bütün İslam aleminin, sizlerin, bizleri izleyenlerin Ramazan'ı mübarek olsun. Allah razı olsun. Bereketine feyze yapalım inşallah. Hiçbir sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Şairin ifadesiyle madem bir usul dairesi içerisinde söylenirse söz daha tesirli ve akılda kalıyor. Benim iki cihan içre muradım ol hüdadandır. Ümidim ruzi mahşerde Muhammed Mustafa'dandır deyin müsaadenizle efendim. Öyledir efendim. Efendim ben de her zaman geleneğim devam ediyorum. Seyircilerim adına ellerinizi... Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Allah mübarek eylesin sofralarınızı inşallah, orucunuzu kabul eylesin, iftara ulaştırsın, yapacak olduğunuz duaları kabul eylesin inşallah. Ve Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden bizleri hiçbir zaman ayırmasın duasıyla. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا